Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi sizlerle cümle türleri, bir diğer ismiyle tümce çeşitlerini işleyeceğiz. Şimdi bu konu rahatlıkla yapabileceğiniz basit bir konu yine. Sadece bu konuda özellikle dikkat etmeniz gereken kısım yapısına göre olan cümleler kısmıdır. Onun dışındakiler biraz daha basit yapılır. Şimdi A diye başlık atalım. Anlamına göre cümleler. Anlamına göre cümlelerden birincisi olumlu cümle. Olumlu cümle dediğimiz, şimdi bakın anlamına göre inceliyoruz ama burada anlamına göre dediğimiz içeriği değildir. Şimdi ne demek istediğimi daha net anlatayım. Olumlu cümle gerçekleşen veya gerçekleşmeye doğru giden cümlelerdir. Mesela o kadar uğraşmamıza rağmen yine hastalandı. Bu birinci cümlemiz olsun. İkinci cümlemiz de dün gece Ahmet öldü. Bakın anlamına göre baktığınızda şöyle inceliyorsunuz. Hastalanma eylemi gerçekleşmiş mi diye baktığınızda evet. Yani içerik olarak, özellikle içerik olarak olumsuz cümle yazdım ki neden olduğunu anlayın. Hastalanma eylemi gerçekleştiği için olumlu cümle. Ölme eylemi gerçekleştiği için olumlu cümle. Yani cümlelere bu şekilde bakıyorsunuz. İçerik olarak değil, içerik olarak bizi ilgilendirmiyor. Yani hususi olarak buna dikkat edin. Diğer, onun dışında bir sürü olumlu cümle yazarsın. Yanıma doğru geldi dersin. Bu da olumlu. Bunun gibi cümleler daha basit olur ama içerik olarak olumsuz ama anlamına göre olumlu cümleye daha çok dikkat edin. Şimdi bakın, olumlu cümleden sonra ikincisi olumsuz cümle. Olumsuz cümle de olumlu cümlenin tabii ki tam tersi. Olumsuz cümle dediğimiz şey de gerçekleşmeyen eylemlerdir. Mesela şunu hastalanmadı dersen bu olumsuz olur. Ya da ölmedi dersen olumsuz olur. Gitmedi dersen olumsuz olur. Bunu artırmak mümkün. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Olumsuz cümleyi biz nasıl olumsuz yaparız? MMA 2 ile yaparız. Değil sözcüğüyle yaparız. Yok sözcüğüyle yaparız. Elinde hiç parası yokmuş dersen bu da olumsuz olur. Bakın hani yargı gerçekleşmediği için. Ya da şurada olduğu gibi hastalanmadı, ölmedi dersen bu da yine olumsuz cümleye örnek olur. Değil sözcüğüne de örnek verecek olursak o değildi dersin. Bu da bu yargıda gerçekleşmediği için bu da yine olumsuz cümle olur. Bu da basit zaten. Şimdi burada tahtamızın diğer tarafına geçip not yazalım bununla ilgili. Yapıca, biçimce. Şimdi şu kavrama değineyim. Yapıca veya diğer ismiyle biçimce ne demek? Görünüş demektir. Şimdi bunu sorularda nasıl kullanacak? Ne kavgam bitti, ne sevdam. Birinci cümlemiz olsun. Konuyu anlamıyor değil. Şimdi bakın çok basit. Neye dikkat edeceksiniz? Yapıca veya biçimce dediğinde görünüş demektir. Bunu unutmayacaksınız. Bakın birinci cümleye biçimce ya da yapıca baktığınızda olumsuzluk anlatan hiçbir şey yoktur. Yani MMA 2 yoktur, değil sözcüğü yoktur, yok sözcüğü yoktur. Dikkat edin. 3 şuraya yazayım. Değil. Yok. MMA. Bakın olumsuzluk anlatan 3 kavramı dikkat ederseniz cümlede yok. Yani biçimce nasıl bu cümle? Olumlu. Hemen yazıyorum. Biçimce olumlu. Anlamca baktığınızda ne kavgam bitti ne sevdam. Aslında şunu diyor, ikisi de bitmedi diyor. Bakın bitmedi. Aslında anlamca nasıl? Olumsuz. İkinci cümleye geldiğimizde konuyu anlamıyor değil. Biçim olarak baktığınızda olumsuzluk anlatan kelime ve ekler var. O zaman biçimce nasıl? Şöyle yazıyorum hemen. Biçimce olumsuz görünüşte. Cümlenin içine girdiğinizde konuyu anlamıyor değil, yani anlıyor demek. Anlama eylemi gerçekleştiği için anlamca olumlu. Böyle bakarsanız bu tip soruları rahatlıkla yaparsınız. Evet, şimdi anlamına göre cümleleri
daha da artırmak mümkün. Yani emir cümlesi, şart cümlesi gibi böyle rahatlıkla yapacağınız kelimelerle, yani rahatlıkla yapacağınız ifadelerle sorulduğu için onlara değinmiyorum. Yani kitap açtığınızda olumlu ve olumsuz cümleden sonra soru cümlesi de yazar, emir cümlesi de yazar, şart cümlesi de yazar. Onlar soruda gördüğünüzde rahatlıkla yapacağınız kısımlar olduğu için onu anlatmıyorum. Önemli olan olumlu ve olumsuz cümle kısmını anlattım. Şimdi bakın bir de arkadaşlar şuna çok dikkat edeceksiniz. Başlıklar normal şartlarda çok başlıkları önemsemiyoruz ya da başlıklar çok önemli değildir. Ama burada önemli. Neden önemli? Mesela şimdi ben B maddesini yazacağım. O başlığı bilmezsen soruyu da yapamazsın. O yüzden bu bölümde başlıklara biraz daha dikkat edin. Şimdi bakın B diyorum. Yüklemine göre cümleler. Şimdi yüklemine göre cümleyi şöyle de sorabilir. Yani diğer başlığı. Yüklemin türüne göre veya yüklemin çeşidine göre diye de sorabilir. Aynı şey demektir. Şimdi bakın burada başlığı bilmezseniz soruyu yapamazsınız. Size şöyle soracak. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre farklıdır? Yani yüklemine göre farklıdır dediği zaman neyi düşünmen gerekiyor? O yüzden iyi bilmeniz lazım. Alt maddesi basit ama başlığında daha çok yanlış yapabiliyorsunuz ve de veya yanlış yapanlar genelde orada yapıyor. Birincisi isim cümlesi. İsim cümlesi dediğimiz şey nedir? Yüklemi fiili olmayan bütün cümleler isim cümlesi diye kabul edilir, fiilimsi dahil. İsim veya başka bir tanımla isim veya isim sözcüklerin yüklem olduğu cümlelerdir diye yazabilirsiniz. Örnek olarak da o değildi, az önce yazdığımız cümleyi yazalım. O değildi cümlesi bir isim cümlesidir. Sonuçta fiil dışındaki bir sözcük. İki fiil cümlesi yazarsak fiil cümlesi de adından anlaşılacağı üzere yüklemi fiil olan cümlelerdir. Geldi, gördü, gitti gibi. Şimdi bakın burada şu kısım basit. Benim sizden dikkat etmenizi istediğim kısım şu. Yüklemine göre deyince isim cümlesi ve fiil cümlesi olduğunu aklınıza getirirseniz rahatlıkla yaparsınız. Şu kısım basit. Evet, şimdi B'den sonra C diyoruz. C maddemiz de yüklemin yerine göre olsun. Yüklemin yerine göre. Şimdi yüklemin yerine göre dışında cümlenin dizilişine göre diye de diyebilir. Birincisi kurallı cümledir. Şimdi bakın mesela size diyecek ki yüklemin yerine göre farklıdır. O zaman neyi bilmen gerektiğine dikkat edeceksin. O yüzden başlık önemli diyorum. Şimdi kurallı cümle nedir? Yüklem sondadır. Bu kadar. Yüklemin sonunda olan cümlelere kurallı cümle deriz. Işıklar hiç yanmıyordu. Yanmıyordu sonunda olan bir yüklem. Ne oldu? Kurallı cümle oldu. İkincisi devrik cümle. Devrik cümle de yüklemin sonunda olmaması demektir. Son dışında nerede olursa olsun. Mesela şunu şöyle yapabilirdik. Yanmıyordu hiç ışık. Bakın bu da olur. Sonuçta yüklem son dışında herhangi bir yerde. Bu da devrik cümle olmuş oldu. Şimdi geldik en önemli kısmına. Bugünkü anlattığımız konunun en önemli ve yanlış yapma olasılığınızın biraz daha fazla olduğu dikkat etmeniz gereken kısım. D diyoruz yapısına göre cümleler. Şimdi bakın kelimenin yapısı var, cümlenin yapısı var. Dikkat edelim. Şimdi burada neye bakacağız? Bir basit cümle. Şunu tekrar edeyim hemen. Şimdi kelimenin yapısı dediği zaman basit türemiş bileşik diye bakıyorsunuz kelime olarak. Ama yapısına göre cümle dediği için burada yapısına göre cümleleri de basit, birleşik, sıralı ve bağlı diye dört grupta inceliyoruz. Dikkat edin. Şimdi basit cümle dediğimiz şey nedir? Tek yüklem olacak. Tek yüklem olacak. Bir de bunun yanında yüklem dışında fiilimsi olmayacak.
yüklemde olabilir. Yani tek yüklemi olan cümlelere, isterse içinde 1000 tane kelime olsun, tek yüklemi varsa tabii ki yüklem dışında da fiilimsi olmayacak. Yüklemde olabilir, yüklem dışında da fiilimsi olmazsa basit cümle olur. Şimdi bütün gün onu bekledi. Baktığınız zaman beklediği yüklem, yüklem dışında da herhangi bir fiilimsi yok. Yani tek yüklemden oluştuğu için buna basit cümle diyoruz. İkincisine geldiğimizde, şurayı sileyim hemen. İkincisi birleşik cümle. Şimdi yapısına göre cümleler basit, birleşik, sıralı ve bağlı diye 4 gruba ayrılıyor. Birleşik cümle de kendi içinde ayrılıyor. Dikkat edelim. Birleşik cümlenin birincisi girişik bileşiktir. Girişik, birleşik. Yani ismine aldanmayın, çok çok basit bir cümle çeşidi. Girişik bileşik şu demektir. Yüklem dışında fiilimsi olur. Bakın yüklem dışında tabii ki fiilimsi bileceksin. Yüklem dışında fiilimsi olduğu zaman girişik bileşik cümle olur. Geldiğini görmedim. Görmedim yüklem. Yüklem dışında fiilimsi. Bakın özellikle vurguluyorum yüklem dışında. Yüklem dışında fiilimsi aradığımda dik eki var. Anası mezar dikecekmişti ki. Ne oldu? Yüklem dışında fiilimsi olduğu için bu girişik bileşik cümle oldu. Bunu istediğiniz kadar artırırsınız. Yüklem dışında yeter ki fiilimsi olsun. Şimdi girişik bileşikten sonra geçiyorum ikinci maddeme. Birleşik cümlenin alt maddesini yazıyoruz şimdi. Şartlı cümle. Şartlı bileşik cümle. Şartlı bileşik cümle de SSA ile yapılır. Şimdi bakın anlamına göre cümlelerde şartlı cümle var. Bir de burada hani az önce yazmadık ama o şekil madde yazılabilir. Bir de şartlı birleşik cümle var yapısına göre. Şimdi burada neye dikkat edeceksiniz onu söyleyeyim. Şartlı bileşik cümlede SSA olmak zorundadır. Örneğin gelirse konuşacağız. Bakın bu şartlı bileşik cümledir. Konuşma eyleminin şartını gelmesine bağlı. Yani konuşma eyleminin gerçekleşmesi gelme eylemine bağlı. Bakın yüklem dışında SSA ile yapılmış. Bu çekimli fiildir. Şimdi bu SSA'yı kullanmadan şöyle bir şey de yapabilirsin şart anlamında. Mesela geldin mi konuşuruz. Bu da şart anlamlıdır ama şartlı bileşik değildir. Yapısına göre incelediğimiz için. Hemen toparlıyorum. Bu yapısına göre bileşik cümledir. Şartlı bileşik cümledir. Anlamına göre demiyorum. Mesela geldin mi konuşuruz. Bu şart anlamlı bir cümledir ama şartlı bileşik cümle değildir. SSA olmadığı için. Burada SSA olmak zorunda. Şimdi şartlı bileşikten sonra geçiyorum. İç içe geçmiş bileşik cümleye. İç içe geçmiş bileşik cümle. Şimdi iç içe geçmiş bileşik cümle de aslında cümlenin herhangi bir öğesi olan bir kelimenin veya kelime grubunun kendi içinde de cümle değeri taşımasıdır. Yani siz oraya o şekilde yazabilirsiniz. Örnek olarak geliyorum dedi. Bakın dedi yüklem diyen kim? O. O ne dedi? Geliyorum. Bakın geliyorum normalde nesne. Normalde nesne bakın cümlenin herhangi bir öğesi olan dedik. Normalde nesne ama kendi içinde de geliyorum bir cümle değeri taşıdığı için işte biz buna iç içe geçmiş bileşik cümle deriz. Evet iç içe geçmiş bileşik cümleden sonra geçiyoruz kiili bileşik cümleye. Kiili. Kiili cümlenin diğer ismi ilgi cümlesidir. Onu da yazabilirsiniz. Bu da yargıların ki bağlacıyla bağlanmasıyla oluşur. Mesela gel ki konuşabilelim. Bakın yüklem. İki tane yüklemi ki bağlacıyla bağladığım için bu kiili bileşik cümle oldu. Her ki'yi gördüğünüzde tabii ki kiili bileşik cümle vardır demiyorsunuz. Neden? Öncesinde yargı ve sonrasında yargı olması lazım. Mesela sen ki benim için çok değerlisin dersen buradaki ki kiili bileşik cümleye dahil değildir. Şöyle yazayım hemen. Sen ki benim için
Çok değerlisin. Bakın. Değerlisin yüklem. Bakın ki'nin öncesinde yüklem var ama bu tarafında yüklem yok. O yüzden bu ki'li bileşik cümle olmaz. Burada da yargı olması gerekiyor. Evet, şimdi hemen tahtamızı silelim. Bakın. Basit cümleyi anlattık. Bileşik cümleyi anlattık. Şimdi sıralı cümledeyiz. Karıştırmayın. Sıralı cümle. Sıralı cümlede yüklemlerin art arda sıralanmasıdır. Yüklemler arasında virgül ya da noktalı virgül daire yazılır. Noktalı virgül olur. Bakın birden fazla yüklem var. En az iki yüklem. Bu yüklemleri de birbirinden virgülle veya noktalı virgülle ayırırsan bu sıralı cümle olur. Şimdi Ayşe çalışmaya başladı, sonra uyudu. Şimdi bakın, başladı yüklem, uyudu yüklem. Burada neye dikkat edeceksiniz? En az iki yüklem var. Bu yüklemleri de birbirinden ben neyle ayırdım? Virgülle. İşte buna sıralı cümle diyoruz. En az iki yüklem olacak ama arada virgül veya noktalı virgül olacak. Şimdi bunun hemen ardına sıralı cümle de kendi içinde iki gruba ayrılır. Bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı diye. Bağımlı sıralı cümle ne demek? Herhangi bir öğe ortaklığı olması gerekiyor. Öğe ortaklığı olur. Yeşim beni dinledi. Sonrasında kaçtı. Bakın, Yeşim beni dinledi, sonrasında kaçtı. Herhangi bir öğesi ortak olursa biz buna bağımlı sıralı cümle diyoruz. Bakın, dinledi ve kaçtı yüklem. Bu yüklemleri birbirinden neyle ayırdım? Virgülle. Bu sıralı cümle. Bağımlı olduğunu nasıl anlayacağız? Dinleme işini yapan kim? Yeşim. Kaçma işini yapan kim? Yine Yeşim. Bakın ne oldu? Herhangi bir öğesi ortak oldu. Bir tanesi yeterli. Öznesi ortak oldu. İşte buna bağımlı sıralı cümle diyoruz. Bu cümleyi verirse mesela aşağıdaki cümle, hani şu örnek olursa soruyu da şu şekilde sormayı tercih ediyorlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde öznesi ortak, bağımlı sıralı cümle vardır? Bakın bu şekilde olduğu zaman herhangi bir öğesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümle olur. Şimdi ikincisine geldiğimizde, bağımsız sıralı cümleye geldiğimizde, burada da kelimenin kendisi aslında her şeyi anlatıyor. Hiçbir öğesi ortak olmayacak. Bağımsız sıralıda da hiçbir öğe ortak değildir. Örnek olarak Hilmi ders çalıştı, Gülistan uyudu. Bakın, çalıştı yüklem. Çalışan kim? Hilmi. Hilmi ne çalıştı? Ders çalıştı. Uyudu yüklem. Uyuyan kim? Gülistan. Bakın, hiçbir öğesi ortak değil. Birbiriyle hiç alakası yok. Yani şuradan böldüğünüzde kendi içinde aslında bir cümledir bunlar. Yani birbiriyle çok direkt biçimsel olarak bütünlük yok ama anlamsal, mantıksal bütünlük var. Şimdi bu sıralı cümle ama bağımsız sıralı, çünkü hiçbir öğesi ortak değil. Hiçbir öğesi ortak değil. İşte bu da bağımsız sıralı cümle olur. Evet, şimdi üçüncü maddeden sonra dördüncü maddemiz olan bağlı cümleyi yazalım. Bağlı cümle. Şimdi bazı kaynaklar bağlı cümleyi kabul etmez. Sıralı cümle ile mantığı aynıdır. Sıralı cümle nedir?
En az iki yüklem olacak, iki ve daha fazla yüklem olacak. Bunları virgül ve noktalı virgülle ayırıyorduk sıralı cümlede. Bağlı cümlede aynı mantık var. Orada virgül ve noktalı virgül yerine, yani burada virgül ve noktalı virgül kullanmıştık ya. Bunların yerine bağlaç gelirse bağlı cümle olur. Bu kadar. Koştu ama başaramadı. Bakın sıralı cümle ile bağlı cümle aynı mantıktır, aynı şeydir. Bakın ben burada virgül veya noktalı virgül yerine bağlaç kullandım, bağlı cümle oldu. Bakın koştu ama başaramadı. Koştu ve başaramadı yüklemdir. Ben bunları virgül ve noktalı virgül yerine bağlaçla bağladığım için buna bağlı cümle demiş olduk. Yani sıralı cümle ile bağlı cümle aynı şey. Şimdi arkadaşlar son olarak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi girişik bileşik cümleyi anlatırken söylemedim, sonradan söylemek için. Şimdi girişik bileşik cümlenin olduğu cümlelere biz, cümlelerde biz yan cümlecik de bulunur diyoruz. Yani şu kavramla karşılaştığınızda yan cümlecik, aklınıza hemen fiilimsi gelsin. Yan cümlecik şu görevdedir, yan cümlecik şu. Yani şu kavramı görünce aklınıza, sadece bu değil aslında da sorularda böyle sorulduğu için, fiilimsi gelsin aklınıza. Yan cümlecik eşittir fiilimsi. Bunu sonraki nasıl soruyor? İşte yan cümlecik aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne olarak, nesne olarak, bilmem ne olarak kullanılmıştır diyor. Mesela örnek olarak yapalım. Bakın soruyu çözenler bağırmaya başladı. Başladı yüklem. Bu başlama işini yapan kim? Soruyu çözenler. Bakın özne. Şimdi inceleme mantığınız şu. Hangi kelimenin içinde fiilimsi var ona bakacaksınız ve o fiilimsi cümlenin hangi öğesi, o zaman o görevde kullanmış oluyor. Bakın başladı yüklem. Başlayan kim? Soruyu çözenler. Şimdi özne bu. Öznenin içinde fiilimsi oldu. Yani ne oldu? Yan cümlecik özne görevinde kullanılmış oldu. Başka örnek yazalım. Sevdiğini söyledi. Söylediği yüklem. Söyleyen kim? O. O neyi söyledi? Sevdiğini. Bakın bu sefer nesne, fiilimsi olan sözcük bu sefer nesne oldu. Yani bu cümlede de nesne, özür dilerim, yan cümlecik nesne görevinde kullanılmış oldu. Özetle fiilimsi hangi öğenin içinde kullanılmışsa o görevde kullanılmış olur. Şimdi yan cümlecik normalde bu ama istisna olarak da şöyle bir şey vardır. Sorabilirler, sormazlar demiyorum. Normalde fiilimsidir. Bir de bunun yanında gelirse konuşuruz dedik az önce. Bakın bu cümlenin dışında gelirse kelimesi de bir yan cümleciktir aslında ama daha çok onu sormayı tercih ederler. Ama yine de söylemiş olalım ne olur ne olmaz, hani ÖSYM bunu sorabilir. Yani genel bilgi odur ama tutup da bunu sormak isterse sorabilir. Bunu bulamazsanız buna bakarsınız zaten. Evet arkadaşlar, dediğim gibi rahatlıkla yapacağınız bir basit bir konuydu. Diğer konularda görüşmek üzere.